Sevgili dostlar, hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Hareketli geçen bir günün ardından Dolar-TL kurunu sizlerle birlikte burada teknik analizini yapmaya çalışacağız. Özellikle bizler için haftalık kapanışlarda dolar, sterlin, euro-TL hangi rakamlar önemli? Hangi rakamlar üzerinde haftalık kapanışlar gelmesi Dolar-TL kurunda tekrardan yukarı yönlü atakları başlatabilir? Sizlerle birlikte bunun buradan teknik analizini yapacağız. Öncelikle geçtiğimiz günlerdeki analizlerimizi biraz hatırlayalım. Geçtiğimiz günlerde 8.36 bizim için önemli demiştik. 8.36 altındaki kapanışlar Dolar-TL kurunda özellikle 8.03 seviyesindeki kuvvetli destek bölgesine doğru Dolar-TL kurunu çekeceği yönündeki tahminimiz ve yorumumuz vardı. Dolar-TL bugün itibariyle 7.97-7.98 seviyesine kadar geri çekilmesini yaptı ve buradan tekrardan yukarı yönlü 8.18 seviyesine doğru yükselişine devam etti arkadaşlar. Şimdi bizler için Dolar-TL kurunda bugün itibariyle haftalık kapanışların nasıl olması gerekli? Sizlerle birlikte bunun analizini yapacağız. Euro'da olsun, sterlinde olsun, Dolar-TL'de olsun bizler için bu kapanışların ne anlam taşıdığı çok önemli olacak arkadaşlar. Dolar-TL kuruyla hemen başlayalım. Dolar-TL kurunda bekleyen arkadaşlar var. Analizimize geçmeden önce kanalımıza bir beğeni atarsak arkadaşlar kanalımız daha fazla kişiye ulaşır ve bu sayede de daha fazla arkadaşımız bizim analizlerimizden sebeplenmiş olur. Ayrıca sizler de kanalımızın büyümesi için bizi çeşitli mecralarda tanıtırsanız çok memnun olurum. Arkadaşlar şimdi bizler için 8.18 seviyesi çok önemli Dolar-TL kurunda. Özellikle haftalık kapanışlarda bugün itibariyle söylüyorum 8.18 seviyesi Dolar-TL kuru takip eden arkadaşlar için önemli bir bölge. Bu bölge üzerinde Dolar-TL'nin kapanış yapması Dolar-TL'nin tekrardan yukarı yönlü ivme kazanmasına sebebiyet verecektir. Ayrıca bu akşam tekrardan kapanış seviyelerini görüp sizler için yeni bir haftalık grafik de hazırlayacağım. O yüzden bu haftaki Dolar-TL kurunda 8.18 seviyesi yükselişin devamı için olması gereken bir kapanış şartı diyebiliriz. Özellikle saatlik bazlarda Dolar-TL kurunu incelediğimiz zaman arkadaşlar hareketlerin saatlik bazlarda geliştiğini, geri çekilmelerde de yukarı yönlü tepki yükselişleri olabileceği yönündeki analizlerimiz zaten vardı. Bu analizlerimiz de 8.03-7.96 seviyelerinden Dolar-TL kurunun tekrardan tepki verip yukarı yönlü hareketlenmesini zaten bizlere sağladı. Şimdi dediğim gibi arkadaşlar bizler saatlik bazda özellikle baktığımız zaman şu an itibariyle stokastik indikatöründe yukarı yönlü ivme devam etmekte. Fakat önemli olan 8.18 üzerindeki direnci, yani bu haftaki direncini Dolar-TL kırıp üzerinde bir kapanış yapabilecek mi? Sizlerle birlikte bunu takip edeceğiz. Saatlik bazda indikatörüne baktığımız zaman şu an yukarı yönlü hareketini devam ettiriyor. 4 saatlik bazda da yine indikatöre bakalım arkadaşlar. 4 saatlik bazda şu an itibariyle indikatörümüz henüz al sinyali vermiş değil. O yüzden saatlik bazlarda özellikle bizlerin takip etmesi gereken bir 8.18 kapanışına Dolar-TL kurunun ihtiyacı var diyebiliriz arkadaşlar. 8.18 seviyesi üzerinde kapanış yapamazsak Dolar-TL kurunda tekrardan bir aşağı yönlü ivmelenme hareketi yaşayabiliriz. O yüzdendir bu haftalık kapanışlara ben önem veriyorum. Fakat haftalık kapanışlara baktığımız zaman özellikle günlük bazda henüz indikatörünün bir sat sinyali oluşturmadığını, yatayda hareketine devam ettiğini de görmekteyiz. Özellikle orta bazlı Dolar-TL kurunu uzun vadeli takip eden arkadaşlar için de haftalıktaki al sinyalinin indikatöründe hala devam ettiğini açıkça söyleyebiliriz arkadaşlar. Herhangi bir dönüş ibaresi haftalıkta gözükmemekte. Yani bu da hareketlerin saatlik bazda bir düzeltme hareketi şeklinde devam ettiğini bize söylüyor. Bu hareketlerin kuvvetlenebilmesi için de
Bu hafta itibariyle dolar-tl kurunda 8-18 seviyesi üzerindeki kapanışları takip edeceğiz. Ve ayrıca bu gece itibariyle ben de sizler için dolar-tl kurunda kapanışı takip edip yeni haftadaki özellikle bizlerin takip etmesi gereken seviyeleri sizlere bildireceğim. Buradan hemen sterlin-tl'ye bakalım. Sterlin-tl'de bizler için 11.28 önemli dedik. Şu an itibariyle sterlin-tl 11.28 civarlarında seyretmekte. Sterlin-tl'de de arkadaşlar 11.28 sterlini takip eden arkadaşlar sterlinin 11.28 civarlarından kapanış yapıp yapamayacağını kontrol edecekler. Özellikle haftalık bazda takip eden arkadaşlar için 11.28 seviyesi sterlin-tl'de önemli. Bu seviye üzerinde olacak kapanışlar sterlin-tl'de güzel haftalık bir kapanış şeklinde yorumlanabilir. Şimdilik kısa kısa geçeceğim arkadaşlar. Akşamki kapanışlara göre cumartesi daha net, daha iyi bir teknik analiz yapabiliriz. Sterlin'deki arkadaşlar da dediğim gibi 11.28 seviyesini takipte kalacaklar. Haftalıkta baktığımız zaman sterlin kurunda da gene indikatörü al sinyalini devam ettirmekte. Günlük bazda al sinyali stokastik indikatöründe devam ediyor. Burada da gene hareketler dolar-tl kurunda olduğu gibi saatlik bazlarda düzeltme şeklinde devam etmekte arkadaşlar. 4 saatlikte de indikatörü yön değiştirmiş ve yukarı yönlü hareket etmeye çalışıyor. Hemen Euro-TL'ye de geçelim. Kısa kısa Euro-TL'deki arkadaşlar da beklemesin. Hemen Euro-TL'ye baktığımız zaman Euro-TL'nin de özellikle 9.69 seviyesi önemli bu hafta. Euro-TL takip eden arkadaşlar da Euro-TL'nin 9.69 üzerinde bir kapanış yapıp yapamayacağını takipte kalsınlar. 9.69 üzerindeki bu direnci yukarıya yönlü kırabilir ve bu seviyeler üzerinden bir kapanış Euro-TL'de de görebilirsek hareketlerin tekrardan 9.82 seviyesine doğru ivmelendiğini görürüz. Fakat haftalık kapanış olarak 9.69 seviyesi Euro-TL'de de önemli olacak seviye şeklinde takip edilebilir arkadaşlar. 9.69 üzerinde iyi bir kapanış Euro-TL'de yapmış olacak. İndikatörüne baktığımız zaman gene TL bacaklı ürünler gibi Euro'da da bir yataya geçmiş. Fakat al sinyalinin devam ettiğini stokastik indikatöründe görüyoruz. Haftalık bazda da hemen bakalım durumu ne durumda. Haftalık bazda da gene arkadaşlar stokastik indikatörü al sinyalini devam ettirmekte. Bunda da sterlinde ve dolarda olduğu gibi gene 4 saatliklerde ve hareketler saatlik bazlarda. 1 saatlik bazda gene baktığımız zaman hareketin yukarı yönlü ivme gösterdiği ve bu hareketlerin saatlik bazlarda geliştiğini görüyoruz. Fakat haftalık kapanışlar önemli. Bu kapanışlar verdiğim seviyelerin altında olursa tekrardan bir geri çekilme, düzeltme seviyeleri yaşanabilir. Bunu da unutmamak lazım. Dikkatli olmakta fayda var. Evet, doları yaptık, sterlini yaptık, euroyu yaptık. Zaten altın piyasası henüz açılmadı arkadaşlar, kapalı. O yüzden altına pek girmiyorum. Gram altın dolar bazlı olarak hareketlerini devam ettirdi. Gram altına bakabiliriz. Gram altında hemen bakalım. Bir 449 gene gram altında önemli dedik. Gram altında da bizler için haftalık kapanış 474 seviyesinde olsaydı iyi olacaktı. Fakat pivot bölgesini takip edebiliriz. Özellikle gram altında 449 üzerindeki kapanışlar gram altında da gene kuvvetli seyrin devam etmesini sağlayabilir. Gram altında pivot 449'da bulunan bölgemiz 449'u dikkatlice takip edeceğiz. 449 üzerinde kaldıkça yukarıda 462 seviyelerine doğru gitmek isteyen bir gram altın hala devam eder. Aşağıda da 442 seviyesi hala gram altında takip edilmesi gereken önemli bir seviye olarak gözükmekte. Evet, dediğim gibi arkadaşlar bu haftaki kapanışları da bir görelim. Haftalık kapanışlar nasıl olacak? Gene ona göre kendimize bir yön çizeriz.
Şimdilik bu analizlerimiz bu kadar. Analizlerimiz hoşunuza gidiyorsa kanalımıza bir beğeni atmayı ve kanalımıza abone olmamış arkadaşları da kanalımıza abone olmayı bekliyoruz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.